Selamlar hepinize. World's final değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. E, bugün finali konuşacağız. Daha önceki bölümde konuşmamıştık. Finalde ne beklediğimizle alakalı. Suning ve Damwon Gaming finale çıkmayı, Dünya Şampiyonası'nın finale çıkmayı başardılar. İki seride 3-1 bitti. Suning topi, eSports 3-1 yendi. Damwon da G2'yu 3-1 yenerek finale çıkmayı başardı. Eğer ki yarı finalde neler olduğunu merak ediyorsanız bir önceki videoya gidebilirsiniz. E, yarı final değerlendirmesini yaptığımız videomuzu ama bu bölümde Tamamen finali değerlendiriyor olacağım. Şimdi biz finalde ne beklemeliyiz? Önce onunla başlamak lazım. E, finalde aslında e, iki takımımızdan bir tanesi turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Turnuvanın üç favorisinden bir tanesiydi ve gerçekten favori gibi de oynadı Damwon tarafı. Şu ana kadar da. Hemen hemen hiçbir yani bir tane maçında sadece yenilecek gibi oldular. E, Onu da zaten yenildiler gidiyor ama onun dışında hakikaten hiçbir maçtan e, net şekilde düştüklerini söylemek e, güç ve hiç koparılabilecek gibi de gözükmüyorlar. Gayet takır takır göstere göstere bir favorinin olması gerektiği şekilde gelmeye başardı. Öte yandan Suyunik turnuvaya gelirken favori olarak görülmeyen takımlardan biriydi. Çünkü birincisi çok acemiler. Çok fazla çaylak oyuncuya, çok tecrübesiz oyuncuya sahipler. İkincisi yeni bir takımlar ve üçüncüsü yolları aslında biraz zorlu olması bekleniyordu onların. Çünkü bu yolda hem turnuvanın diğer favorilerinden biri olan JDG hem de e, Topi Esports'u yendiler. Bu turnuvaya gelirken 3 favori var diyorduk. Dammon, JDG ve Testi. Bunların ikisini yendi Suning tarafı. İlk önce JDG'yi çeyrek finalde sonrasında da yarı finalde Topi sporsu yenmeye başardı. E, JDG tarafı ve bunu yaparken aslında şu anki metadan şu anda oynanan oyundan biraz daha farklı bir şey oynuyor Suning tarafı. Yani en etkili stratejiyi oynayan takım turnuva başındayken turnuvaya gelmeden önce belki e, Dammon ve JDG'di. Fakat e, Suning bunun çok başka bir e, modunu oynuyor aslında. Bu turnuvanın içerisinde kimse bu kadar üst koridora odaklı bir oyun oynamadı. Bu kadar üst koridora karşı seçim verme odaklı bir oyun oynamadı. Sonuç alıyorlar mı? Alıyorlar. Bin şu ana kadar hiç fena performans göstermedi. Özellikle yarı finalde çok çok etkili oldu ki arkada duran görüntüler de bu yarı final serisinden. Bin'in net şekilde etkili olduğu bir mod olduğunu söyleyebilirim. bunu. Yani ka karşı seçimi bine saklayalım. Bine kazanan bir eşleşme verelim. Ha bunu grup aşamasında çok iyi gitmediği maçlar oldu. Çeyrek finalde çok iyi gitmediği maçlar oldu ama... <laughs> yarı finalde çok iyi verim aldılar bundan. İkinci nokta onlar e, tamamen farm odaklı tamamen e, orman temizleme ve kendini güçlendirmeye odaklı bir ormancı ile oynamıyorlar. Efem tamamen kendini oynayan bir ormancı değil. Öte yandan diğer tarafta Damwon tarafında Canyon baya e, baya bu modelin işte dünyadaki ilk iki temsilcisi Kanavi ile beraber ve tamamen e, Canyon öne geçirilmeye oynanıyor ki takımın kalan oyun planı da buna yönelik zaten bunu da uzun süredir oynuyorlar aslında yani Showmaker'da bir avantaj almaya çalışıyorsa bunu direkt olarak Canyon'a yansıtmaya çalışıyor. Tamamen oyun planı Canyon'dan dönüyor. Şimdi Suning tarafı farklı bir modelde oynuyor dedik. Fakat farklı modelde oynarken nerelerden açık veriyorlar? Nerelerden avantaj sağlıyorlar? Ona bakmak lazım. Aynı şeyi Dammon'dan da bakmak lazım. Önce Dammon'dan bakalım aslında. Çünkü Dammon e, bu yani 2020'ye damgasını vuran modeli kullanan iki takımdan biriydi. İlk kullanan iki takımdan biriydi ki Worlds içerisinde biz yavaş yavaş gördük. Fnatic'de turnuvanın içinde bu moda evrildi. G2'de turnuvanın içinde bu moda evrildi. Yani takımlar turnuvanın içerisindeyken e, bu Damwon'un oynadığı strateji evrilmeye başladı onların o stili. Bunu doğru olduklarını düşünün. E, Damwon bunu nasıl başladı? Bu onlara ne katıyor? Şimdi iki teknik koridorunuzun ikisinden bir tanesini mecburen feda etmek zorunda kalıyorsunuz karşı seçim hakkını vermek zorunda kalıyorsunuz ki en azından alt koridora ve iki teknik koridorunuzdan genelde orta koridora avantajlı eşleşmeyi bulun. Koridora hakimiyeti alın ve ormancını sürekli öne geçip rakip ormancıyı da bitirsin. Şimdi bunu mecburen yapmak zorunda kalıyordu ama. Bunun dezavantaj noktalarından biri. Ki zaten mevsim içerisinde de özellikle yaz mevsiminde biz bunu çok gördük. Nuguri'nin kör seçim attığını çok gördük. Kör Kennen aldı. Ornn aldı. Bu turnuvada Lulu aldı. Hatta bu turnuvadaki etkisinden sonra Lulu nerflendi oyundaki yamalarda falan. Ama bunu yapıyorlar. Genelde Nuguri feda ediliyor. Ne kazanıyorsunuz karşılığında? Canyon öne geçiyor. Bir tane teknik koridorunuz ki genelde Showmaker oluyor bu. Showmaker hakimiyet aldığı için öne geçiyor. Ve Beral onlara katıldığı için haritanın alt tarafını dümdüz domine ediyorsunuz. Bu da size haliyle erken ejderler, erken harita kontrolü, erken rakip orman kontrolü sağlıyor. Kaybettirdiği nokta ne? Üst koridordan taşıyıcı potansiyelinizi alamıyorsunuz. Bunu kaybediyorsunuz net şekilde. Taşıyıcınız başka bir yere aktarılmış oluyor. Ve genelde bunun işte bazı maçlarda alamete yansıdığını da görürüz biz. Ee, yani mesela Damo çok iyi erken oyun ejder kontrolüne sahip olması e, bir takım olmasına rağmen alamet kontrolleri ejder kontrollerinin seviyesinde değil. Ha yanlış anlaşılmasın ejderler şey alametleri salıyorlar alamıyorlar falan diye bir şey yok. Bunları da alıyorlar ama e, biraz daha az alıyorlar ejderlere kıyasla. Tuning'in oynadığı şey ne sağlıyor onlara e, ve ne götürüyor onlardan? Tuning de mesela genelde daha güvenli bir orta koridor alıp iş yapabilen e, her koşula dayanabilen bir orta koridor kullanmaya çalışıp ki Zoe, Syndra bu turnuvada onların çok işine yaradı. Ama ne olursa olsun genelde güvenli noktayı alta kurup alt koridordan 2-2 iki kazanmaya oynamayıp e, pek tercih ettiğini görmedik Tuning'in bunu. Teknik koridorlarına kazanmaya oynuyorlar ve bunu yaparken de çoğu zaman SOFM'deki SOFM turnuvada aslında biraz Kengin gibi oynamaya çalıştığı maçlar da vardı ama onlarda öyle aşırı etkin olduklarını görmedik ki yarı finalde hiç bunu oynamadılar. SOFM'in biraz daha o teknik koridorları öne geçirmeye çalıştı ve fırsat bulursa iki teknik koridoruna da kontrol seçimi yapmaya çalıştığını gördük biz Süningen. Ki bunu yapma fırsatları olduğu yere finalde işte. Hem Akali kullandılar hem üst koridora kontrol seçimi yaptılar falan. Bu onlara ne sağlıyor? İki tane gerçekten güçlü çok, çok güçlü taşıyıcınız oluyor. Fakat erken aşamalarda haritanın kontrolünü biraz karşıya kaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Mecburen çünkü ormancınız geldi. Bu oyun böyle oluyor yani. Bunu yaşıyor Süningen. Bu yüzden dolayı da Dammo'nun özellikle yani bu oyun stili e, Suning'i yapmaya çalıştığı oyun stili aslında Dammo'nun yapmaya çalıştığı şeye çok fazla olanak sağlayan bir durum. Çünkü siz aslında ne yapmak istiyorsunuz? Erken önde koridora hakimiyet almak istiyorsunuz orta koridordan. En azından orta koridordan ki alttan genelde alıyorlar. Ve ormancınızı da öne geçirmek istiyorsunuz. E karşınızda öne geçmeye çalışan bir ormancı yok. Orta koridoruna karşı seçim yapmaya çalışan bir takım var. Üst koridoruna karşı seçim yapmaya çalışan bir takım var. Şimdi üst koridora karşı seçim yapmaya çalıştığın zaman ne oluyor? Mecburen diğer taraflarda açık veriyorsunuz. Neresi açık verecek? Büyük ihtimalle alt koridora açık verecek. Ki bu turnuvada muhtemelen e, Suning'in hani bireysel anlamda da en zayıf parçasıydı aslında şu ana kadar sordan. Açık verdikleri nokta da genelde orası oldu Suning adına. Yani ne kadar Huanfang biraz direnmeye çalışıyor olsa da e, Sword Art'ın en bireysel performansı hem de bu zayıf koridorlara gitmelerinden dolayı aslında koridor aşamasında ciddi anlamda geri düşükleri maçlar oldu. Yani Huanfang belki bireysel anlamda iyi bir turnuva geçiriyor. Genel toplama baktığımız zaman ama koridorda geri düşüyorlar sonuçta. Ve bu Dammon'un en iyi yaptığı şey. Yani alt koridor kendi kendine kazanabilirse ki bu çok e, aşırı fazla olan bir şey değil aslında yazma yöntemi içerisinde. Worlds'da daha fazla yaptı bunu Damwon. Alt koridor kazanmaya başladığı zaman Damwon'da şu oluyor. Barrel diyor ki Ken yine biz beraberiz biz artık senle bir iki kişiyiz. Ghost zaten kendi işini hallediyor orada hayatta kalır. Bir de Showmaker katılıyor. Üç kişi oluyorlar haritayı çok büyük domine ediyor Damwon. Ve ben bunun şu anki oyunun metasında özellikle orman kampları bu kadar çok tecrübe veriyorken en iyi taktik olduğunu düşünüyorum. Zaten o yüzden bu turnuvaya gelirken de favorilere hep Dammon ve JDG dedim. Ki bu ikisini testini de önünde gördüm. Beni kendi şeylerimde. Benim bakış açıma göre bu strateji bence en efektif strateji. Bunu en iyi kullanan iki takım. Bu iki takımda ben o yüzden bunları favori gördüm ve bir tanesi finale çıktı. Diğeri uygulayamadı, beceremedi vesaire çıkamamış olabilir ama bir tanesi göstere göstere finale çıktı. Ve ben yine bu stratejinin bu orman metasından dolayı, bu orman kamplarının bu durumundan dolayı, bu orman şampiyon havuzu darlığından dolayı, oyunculardan kaynaklı değil bu arada bu şampiyon havuzu darlığı. Efektif stratejide böyle bir şey var. Yani Suning test serisinde bile hatırlayalım. Son maçta sadece Farmer junglera, e, Ganker junglera fark oldu. Grace ve Jarvan oldu. Ne kadar öne geçti o maçta Karsa? Yani strateji bu yönde çalışıyor. Suning buradan nasıl çıkar? Suning bu stratejiye karşı nasıl cevap verir? Birincisi çok sert bir kontra seçim bulmaları lazım üst koridora. Belki yasaklamalarına adapte edebilirler üst koridora sert kontrayı bulmak için. Çünkü üst koridorda yani zor kontrol alınan veya kontrolansa bile bir miktar iş yapabilen şampiyon sayısı çok fazla değil. Ornn var. Cannon var. Lulu var. şeyin oynadı. Nuguri'ni oynadı. Başka da açıkçası pek aklıma gelmiyor. Yani cevap verildiği zaman çok oynanışa... Belki bir nebze Jayce'i kullanabilir Nuguri e, bu noktada ama çok tercih ettikleri bir şampiyon değil son dönemde Nuguri onların. Şey ama Jason'ların. Oyun stratejisini biraz bozduğunu düşünüyor olabilirler. Bunu düşünebilirler. Ben Syndra yasaklamasının yine yapılmaya devam edeceğini düşünüyorum seri boyunca. Çünkü playofflarda çok net gördük ki Syndra e, çok önemli bir koridor e, hakimiyeti kaynağı ve çok efektif kullanabiliyor bu oyuncular. Yani Angel'ın da çok iyi oynadığını gördük. E, Showmaker'ın da çok iyi oynadığını gördük. Nidali yasaklanmaya devam edecekler. İkinci yasaklamamız Nidali. Lucian e, yasaklaması ilginç. Çünkü şu ana kadar biz Lucian'ı e, Suning tarafının yasakladığını gördük. Mavi tarafta da Suning yasaklıyordu e, Lucian'ı. Ve mavi tarafta Lucian yasaklıyormak onların bir tane yasaklamasına mani olacağı için ben açıkçası mavi taraf çok istemeyeceğini düşünüyorum Suning'in. Çünkü şöyle bir dezavantaj var. Hem mavi tarafta bine istedikleri seçimi bulamıyorlar. Hem de e, bir tane yasaklamaları boşa gidiyor. Ben o yüzden Dammon özellikle seri başı olduğu için Dammon zaten ilk seçecek. Gerçi burada seri başı çalışıyor, mu bilmiyorum ama seri başı çalışıyorsa ilk maçın seçimini en azından Dammon yapacaktır. Ben Dammon'u kırmızı tarafı çok daha isteyeceğini düşünüyorum. Suning'in de kırmızı tarafı isteyeceğini düşünüyorum ama e, Dammon'un şartı kırmızı tarafı istemek değil. Suning'in istememesi maviyi. Yani Suning maviden kaçmaya çalıştığı için Dammon kırmızıyı istemeli. Yoksa e, Damwon tarafı mavi tarafta ne kadar etkili olabildiğini gördük. İşte ilk seçimden Twisted Fate alabildiklerini bundan ne kadar verim alabildiklerini gördük. İkinci nokta Suning'in yarı finalde hiç Twisted Fate oynamamış olması. Ki bu turnuvada aslında az Twisted Fate oynayan nadir takımlardan bir tanesi Suning. Ben özellikle Twisted Fate'in ve Lucian'ın ondan canını yakabileceğini hem de çok canını yakabileceğini düşünüyorum. O kadar uzaklılar ki çünkü e, üst koridora kontrol seçim bulmaya. O yüzden başka yasaklamalar, başka oyun gidiyorlar. Tamam yapın, bulun, Kontra seçimleri. Fakat karşıda Twisted Fate varken bunu bulduğunuz zaman ne oluyor? Hatırlayalım maçı. Damwon G2 serisinin 1 ve 2. maçı. Kim maçta da benzer şeyler oldu. Kim maçta da Twisted Fate maçı domine etti. Özellikle ikinci maçta G2'nun kullandığı Twisted Fate'de. Evet karşı seçimi buldu Nuguri. Kamerin karşısında Fiora oynuyordu. Bire kazanıyordu. Ama neler geldi başına? Her seferinde Twisted Fate'den ceza çektirildi. O yüzden Twisted Fate'in de yasaklanacağını düşünüyorum. Şimdi bu üçünü elime aldığım zaman Suning'in iki tarafta da bir çaresiz noktası kalıyor. Mavi'ye geçtiği zaman Suning. Lucian banlayacaklar. Ve Fate banlayacaklar. Bu ikisini bence kesin banlayacaklar. Ve ellerindeki kalan e, opsiyonlara bakalım. Sindra banlamak zorunda değiller. Nidale banlamak zorunda değiller. Bunları genelde kırmızı tarafa yönlendirmek zorunda kalacaklar. şimdi Orn gidecek bu sefer karşıya. Orn opsiyonu ellerinde kalacak tam bunun. E, Suning pek iyi bir Orn takımı değil. Bu hani sadece binle alakalı değil. Evet bin belki çok fazla Orn oynayan bir oyuncu değil ama Suning de çok Orn kullanan bir takım oyun stillerinde kere oynatmak olduğu için üst koridorlarına. Genelde bunu kullanmıyor. E tamam bu var. İki opsiyon gitti. Elinizde biraz sıkıntı çıktı. En azından yasaklama aşamasında sıkıntı çıktı. Bunu nasıl kapatacaksınız? Ya yani diski yasaklamanız işte Lucian Twisted Fate'ti. Mecburen Syndra'yı almanız gerekecek. Karşı taraf nidalee banlamadığı noktalarda nidalee almanız gerekebilir. Bu biraz elini zorlayabilecek bir nokta. Ben seçim yasaklama ekranında Damwon'un zaten şu ana kadar çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. O yüzden elini yasaklayabilecek bir nokta. İkinci nokta bence serinin bu serinin yasaklamalardan sonraki en önemli şampiyon Leona. Çünkü Leona Sword Art'ı bitiren bir şampiyon. Hem Sword Art oynadığında Sword Art çok etkili oluyor Leona'la ve takıma acayip fayda sağlıyor. Ama Sword Art Leona oynamadığı zaman onun oynadığı diğer engage supportları Bard, Alistar ve Rakan. Şimdi Rakan'ı dövüyor Leona. Bard'a karşı şansı oluyor. Alistar da diğerlerinden biraz daha geride bir şampiyon. Hal böyle olduğu zaman elini zorlamak açısından hem Sword artı oyundan düşürmek açısından hem de koridoru hakimiyetini almak açısından çok önemli bir şampiyon Leona. Yani. bakıyorum şimdi takımlar bu güne kadar Danvon'a karşı çoğu zaman Pantheon yasaklaması yaptılar ki G2'da yaptı. Veya Pantheon'u elinden almaya çalıştılar. Fakat Leona da bu adamın en etkili şampiyonlarından biri. Ben o yüzden Beral'ın çok çok önemli olacağını ve muhtemelen serinin en MVP'si olacağını düşünüyorum Beral'ın. Danvon kazandığı takdirde. Ama Leona seçiminin çok önemli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Tuning tarafı bu işin içinden nasıl sıyrılır? Bir kere bence seçime saklama e, içinde sıyrılamayacaklar. Ve şuna güvenecekler. Çünkü seçime saklamada mecburen bir yerden açık vereceksiniz Dumbo'na karşı. Ve bence şuna yönelecekler. Abi biz burayı e, draftta kıramadık. O zaman iki teknik koridorumuz o kadar kuvvetli olsun ki haritada yenmeye çalışalım Ve SOFM'in ekstra ekstra pattinglerine normalde çok kullanılmayan harita hareketlerine, rotalarına ihtiyaç duyacaklar. Bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Yaptılar mı? Yaptılar zaten. TES'e karşı özellikle SFM'den çok büyük artısı alanlar e, Bu harita e, hareketleriyle rotalarıyla birlikte. Damwon'a karşı da yapmaları gerekecektir. Damwon'un ne yapması gerekiyor? Aslında bütün mevsimdir. Yaptığı şeyi yapmaya devam edecek Damwon. Zaten bununla iyi oldu bu takım. Zaten o yüzden belki de en etkili stratejinin bu olduğunu düşündürüyorlar insanlara. O kadar başarılı oldular ki bu sezon. O kadar domine ettiler ki. Damwon'un oynadığı şey en doğrusudur diyor herkes doğal olarak. Doğal olarak bunu oynamaya çalışıyor artık. takım. Ben hala Dunbar'ın çok büyük avantajlı olduğunu düşünüyorum. Seçim saklamada ben, ben artılı oldu, artılarda olduğunu düşünüyorum Damon'un tarafının. Özellikle Lucian ve Twisted Fate'in Suning tarafından şu ana kadar kullanılmamış olmasından dolayı. Belki bir hafta içerisinde çok iyi çalışacaklar, adapte edecekler bilemem onu. Ama şu ana kadar hiç kullanamadılar. Ben o yüzden özellikle draftta en az 1-0 önde başlayacağını düşünüyorum Damon'un. Ama zaten kullandığı stratejinin de en etkili strateji olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu turnuvaya gelirken de benim gözümdeki en önemli iki favoriden bir tanesiydi Damon. Bu stratejiden dolayı ve bunu iyi kullandıklarından dolayı. Hala da favori olduğunu düşünüyorum finalde. Finalde inşallah 3-0 olmaz diyeceğim. Çünkü e, bir süredir yani birkaç yıldır sürekli 3-0-3-0 finaller oluyor ve şey 3-0'lar oluyor. Yani Elisi finalindeki G2 fanatik 3-0 gibi değil. Gerçekten yakın olmayan 3-0'lar oluyor. Umarım yakın olmayan bir 3-0 olmaz. 3-0 olmamasını kesinlikle tercih ederim. Zaten e, skor değişikliği olması yakın o, daha yakın olduğunu gösterir. Umarım yakın bir seri olur. Ama ben Damwon'un daha avantajlı olduğunu düşünüyorum Ve Damwon'un seriyi kazanabileceğini düşünüyorum Fakat şunu söyleyeyim Suning'in bir çıkış yolu var Çıkış yolu da şundan geçiyor Damwon'un oynadığı stratejinin Damwon'un kullandığı metanın Aslında en iyisi olmadığını göstermekten geçiyor Aynı zamanda Yapabilirlerse Direkt olarak gelecek sezonun oyunlarını da etkilemiş olacaklar Yapamazlarsa hiç problem değil. Sonuçta buraya kadar belli bu stratejiden dolayı geldi Damwon. Belli bir şeyleri göstererek geldi. Bu mevsim, belki de bu yani yılın takımı olarak geldi. Zaten bu yıl adamga vuracak olarak geldi ve turnuvaya da öyle gelmiş. Şu ana kadar da bunu gösterdiler zaten. Ama Suning için hiç enseyi karatacak hiçbir şey yok. Kaybetseler de, kazansalar zaten çok büyük olay. Ama kaybetseler bile bence olay oldu zaten. Doğrusu kendi liglerinde hiç yenemedikleri iki takımı, kendi liglerinden gelen, onları yenerek gelen, turnuvaya favori olarak gelen iki takımı zaten yolda elediler ve finale çıktılar bu kadar genç bir takım olarak. Hiç problem değil kaybettiler de önleri çok açık olacaktır diyelim. Skor tahmini de yapayım. 3-0 olmayacağını istiyorum diyeyim. İsteyimden dolayı 3-1 diyorum. Gerçi bu turnuvada iyi körsledik ya. İsteyim 3-1. Ee... 3 de olacağını düşünüyorum. Ama bir daha rekabetçi bir seri olmasını bekliyorum. İnşallah da geçtiğimiz senelerdeki gibi bir final olmaz ve biraz daha kafa kafaya bir final izleriz diyelim. Ve Worlds yarı final hem değerlendirmemizin hem de tahminimizin sonuna gelelim. Bundan sonra sadece bir tane Worlds videosu olacak. O da finalin değerlendirmesi olacak. Daha sonrasında da Worlds sonrasında e, Worlds'teki oyuncuları ve şampiyon tier listelerimizi tekrardan güncellemiş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.